Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Biliyorum bu hafta evdesiniz ve bizi seyrediyorsunuz, onu da biliyorum. Doya Doya Moda programına hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldim. Neredeydik? Pendik. Konseptimiz neydi? Anne çocuk günü. Anne çocuk günü. Bakalım neler çıkacak, neler anlatacaklar. İki tane de annemiz var zaten burada. Onlardan neler öğreneceğiz bakalım. Diğerleri de örnek alacaklar. Bir dakika, nasıl iki tane anne var ya? Mami de burada. Ay, buraya pardon, jürimizi konuşmadı. Tabii, bir az evde aslan var. Tabii ki. Burada bu çocuğum var. Şunu da aldım, manevi kız aynı bana oldu, benziyor. Ondan sonra ya, üç çocuklu bir kadınım ben. Doğru, yani. Doğru, pardon, jürimden bahsetmedim, jüri arkadaşlarımdan. Aile gittikçe büyüyor Gülşah'cığımda. Evet. Maşallah. Tabii ben böyle seçiyorum, bu kızları alıyorum biliyorsun. Ama ya, bir tanesini de dedesi ben alıyorum. Neyse, nasıl bir şey oluyoruz, oluyoruz işte bir şeyler. Hep kız çocuklarını alıyorsun, hiç almıyor musun erkek? Evde var bir tane. Seni çocuk diye mi alsın sen? Sen abisi oluyorsun. Sen bazen Evet efendim, biz konuşmaya başlarsak zaten susmayız. Seviyoruz sizleri ve başlıyoruz efendim. Hülya, seni alıyorum, gel kızım. Oradayken söyleyeceğim bir şey daha var. Burada bir şeyler görüyorsunuz, bakın. Aa, neler, burada bir şey var. Baba baba bak, bak neler var, neler var, neler var. Sürpriz. Daha sonra. Daha sonra açıklayacağım bu sürprizi. Bakalım nelermiş. Ne haber Hülya? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ olasın. Evet. Poyraz'ın biricik anneciği. Ben iyiyim. Evet. Poyraz ne yapıyor? Poyraz iyi, ne yapsın? Tatil. Tabii. Yani Asiye'miz var bizim. Çok sevdiğimiz evimizde. Onunla gönlüm çok rahat. Onunla birlikte vakit geçiriyor. Teyzesiyle, babasıyla. Gayet iyiyiz. Benim de bugünkü konseptim aslında her cumartesi yaptığımız bir şey. Sabahtan Poyraz'la evden bir çıkarız biz. Kahvaltı, sinema, kitap fuarı varsa kitap fuarı. Ne güzel. Oyun alanı. Akşam yemeğimizi yeriz. Öyle eve geliriz. Neredeyse her cumartesi rutinimizdir. Ama beraber stilimizi de konuştururuz biz cumartesi çıktığımızda. Aynen öyle. Ben kendi stilimde, o kendi stilinde mutlaka tarz bir şeyler giyeriz. Ve biz geçerken herkes şöyle bir dönüp bakar bize. Vay, yani hissediyorum maşallah, bunu tabii ki. Vay, mesela, ne güzel. Hatta gelip söylerler bile, hani vav, ne kadar stil anne ol diye. Poyraz'ın da çünkü kendine böyle has bir tarzı vardır ve kendi giyinir, kendi seçer kıyafetlerini. Ben onu asla dayatamam. Mesela gömlek giymez. Yani spor sever tarzını. Kolyesiz çıkmaz mesela. Kolye takmak Allah ister. Allah Allah, canım ya. Öyle bir tarzı vardır onun. Maşallah. Yine öyle bir gün, sabahtan bir çıkacağız. Akşama kadar anne oğul günü yapacağız Poyraz'la. Ne güzel. Aa, ne güzel. Sevgili seyirciler, bize bir sürprizi var. Ve Poyraz. Poyraz'ımız geliyor. Ay. Benim ay, güzel oğlum gelmiş ya. Poyraz, ne güzel. Hoş merhaba geldin. Merhaba de. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, biraz önce tanıştık biz? Evet. Hoş bak geldin. Serdar abin. Bu ne hava? Nasılsın? Çok yakışıklısın. Evet. Sen gel bir bakayım buraya. Evet. Anlat. Gel otur bakayım şuraya şöyle. Direkt otur. <Ha? gülüyor> Ben yandım ya. Tırnaklarımı tırnaklarımızı mı yiyoruz biraz? Yok. Bakayım bu ne şıklık Poyraz. Gözlüklerin. Biraz bozuk. Havalı. Bozuk değil. Poyraz, seviyor musun beni? Evet. Hadi be. Doğru söyle. Evet. Ha. Niye Yasemin'i mi beğeniyorsun? Evet. Çok güzel evet, kız değil mi? Evet. Ama sen genelde sarışınları beğenirken niye birden esmerleri beğenmeye başladın? Sevdim Yasemin'i. Yaşları da yakın zaten, olur mu iş? Ben alırım. Ama bir şey söyleyeceğim, Yasemin'i benden isteyeceksin. Niye? 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 İstemiyor muyuz Yasemin'i? Evet. İstemiyoruz. Ya istiyorum. Allah! İstiyorum böyle yaptım. İstiyorum. İzmirli işte. Aynen. Tabii. İstiyorum. Tabii.
Ay, sorgu var. Tamam. Geç bakayım ananın yanına. Geç bakayım şimdi. Ya kıyamam. Bize anneyi sen anlatacaksın bakayım anneyi. Biz burada tanıyoruz. Esas sen tanıyorsun anneyi. Oynaz tamam. Gözlüklerini çıkar lütfen yakışıklılığını görelim ya. Oh, wow. Maşallah. Süpersin. Çok tatlısın Poyraz. Evet. Şimdi ilk soru ne? İlk soru annenin. Ya bu huyların olmasın anneciğim. Dediğin neler var? Geveze. Ne? Geveze. Geveze mi? Evet. İnanmıyorum. Anne, öyle deme. Geveze ama. Anne, ama doğru söylüyorsun anne, geveze. Anne konuşmayı sever de. Konuşmayı seviyor işte. Ne konuşuyorum? Kötü bir şey çok misin? Konuşuyorum. Ya çok konuşuyormuşum. Burada çok peki. Fazla konuşmuyor. Sinirlenince ortaya çıkıyor konuşma. Evet. Ama. Kaçıncı sınıftasın sen? Üç. Üç. Ne yapayım biraz? Daha küçük. Benim torun bile orta bire başladı. Düşün sen daha ondan da küçüksün. Artık orta biri yok. Altıncı sınıf. Altıncı evet. Sınıf doğru. Ben hep öyle diyorum biliyorsun. Hep ben orta birde ben kalmışım. Ben de öyle diyorum. Evet. Programı seyrediyor musun Poyraz? Hiç baktın. Cuma günleri izliyorum bazen. Ne diyor? Cuma günleri izliyorum bazen İzliyorsun diyor. İzliyorsun peki. İzliyorum bazen. Ablaları tanıyor musun? İzmir'de çok kaldı bu sene. Ablaları tanıyor musun Poyraz? Aleyna zaten baştan var tanıyorum. Seni izlemedim ya. Adın neydi? Özlem ben. Tamam. Ayça tanışmıştım. Ay bitireyim çocuğum Eda'yı benim. Eda'yı tanıyorum. Esra'yı da tanıyorum. Şeyle de tanıştım. Elisa'yla da tanıştım. Elisa tatlı mı? Evet. Bayağı tatlı değil mi? Vallahi küçük duruyor biraz. Fotoğraf çekildik. Küçük duruyor. Çünkü küçük. Evet, şimdi annen şunu anlatacak. Bugün dedi ki konumuz ben oğlumla her cumartesi sabahtan çıkar ve dolaşırım dedi. O da tatildir. Nerelere götürürsen söyle bakayım. Cumartesi çıktınız siz. Tuttun annenin elini, beraber tuttunuz ya da tutmadın elini. Yanında yürüyorsun, cebine sokarak elleri. Sen öyle evet. Bir çocuğa da benziyorsun, evet. En son Bağdat Caddesi'ne gitmiştik. Hı. Böyle... Dönerciye gittik, yemek yedik. Oh yarasın. En sevdiği şey İskender'de ama ağacım. Ben de çok seviyorum Poyraz döneri. Ben de döner çok severim. Bak köste gibiyim aynı. Hep yiyorum. Sonra, dönerciden sonra. Sonra? Ondan başka sonra... zaman ne yaptık? O gün bitti orada. Neler, nereye gidiyoruz onu anlamadım. Hatırlamıyorum ki pek. Hatırlamıyorum. Nerelere gidiyoruz, geziyoruz? Sinema. Sinemaya gitmiştik. Başka? Sapanca'ya gitmiştik bir kere, üçgen eve. Ay ne güzel. Ne güzel. Üçgen evi sayıyorum. Üçgen ev işte böyle. Sana başka bir soru soracağım şimdi. Sen seyrediyorsun, burası bir moda yarışması değil evet. Mi? Evet. Annenin kıyafetlerini tabii ki beğenmesen de beğenmek zorundasın. Beğeniyorum diyeceksin evet. Değil mi? Annem sonuçta yani. Tabii ki ya bak. Annem sonuçta ya. Annem sonuçta. Annem. Peki, annem. Burada annem. Gördüğün ablalarının... Bugün için ya da seyrettiğin zaman en çok hangisinin, hangilerinin kıyafetlerini beğeniyorsun? Şimdi Esra'nınkini beğendim. Ay teşekkür ederim Poyraz'ım. Eda'yı beğendim. Eda'yı beğendin mi? Aleyna'yı beğendim. İki hepsini beğendim. Teşekkür ederim. O zaman hepsi yazıyoruz şimdiden. 5-5-5-5-5. Favorin kim? Poyraz, favorin kim? Favorin. Annem. Tabii ki. Yani. Ne diyeyim anne? O kadar olsun. Ben duyduğuma göre Zeynep de favorinmiş aslında. Evet Zeynep'i de seviyordum da gitti ya. Zeynep gitti. Aa, gitti ya diyor. Neyini seviyordun Zeynep'in? Ben de severdim. Güzel giyiniyordu. Hı? Güzel giyimini mi beğeniyordu? Evet. Poyraz bir şey söyleyeceğim. Esra'yı seviyor musun? Evet Esra'yı da seviyorum. Ay, o da, çok tatlı. O da güzel giymiş. Mesela annenle Esra çok anlaşamaz. Buna rağmen objektif bakıp Esra'yı beğenir misin yani? Evet. Aferin oğluma. Zeynep'le de anlaşamıyorlardı. Zeynep'le de anlaşamıyorlardı. Ben Zeynep'i seviyordum yani. Ay yiyeceğim ben seni ya. Zeynep evet. Olsaydı Zeynep'in kızları da burada olacaktı evet. Şimdi Ada ile Azra. Onları da çok öpüyoruz onları burada. O zaman evet. Sen de el salla Ada, Azra, Zeynep ablana. Ben de el sallıyorum. Zeynep ablası, Ada, Azra. Zeynep'cim bak seyrediyorsan seni çok seviyormuş. Evet. Zeynep'in lahmacun yemesini bir de Serdar Bey'e taklitini. Buraya geldiğinde aslında hayaliydi Zeynep'le lahmacun yemek. Ya evet. Beni taklidimi mi yapıyor?
Yok, Zeynep sizin taklitinizi yaptı ya. Ben Poyraz'ı cuma günleri falan izletiyorum. Anladım. Eğlenceli günleri konseptler. İzliyoruz. Konseptlerimiz evet. Olduğu eğlenceli için. Eğlenceli günlerde de o benle Zeynep'in o performanslarını çok seviyor, çok beğeniyordu. Peki, şimdi en mühim. Ben Poyraz oluyorum. Sen Uğurkan oluyorsun. Tamam, anneni eleştiriyorsun. Kıyafetleriyle ilgili yorum yapıyorsun. Haydi bakalım. Yeni jürimiz Poyraz geldi. Yıllardır okumadı ama onları kaçmaz ve çok hızlı okur. Aşırı hızlı evet, okur. Evet, okudum ki. Okudun mu? Okudum. Çok okudum. Evet, annene sorular bekliyorum. Annenin konumunu. Bir kere fiyatlarını sor önce de onu bir öğrenelim hepimiz. Fiyatları alabilir miyim? Ayakkabım 150 TL, kombinim 400 TL, çantama 100 TL verdim, gözlüğüm ve kolyem 100 TL. Bir toka almıştım, onu takmadım Uğurkan Bey. Onunla küpelerim de 100 TL. Nereye gidiyormuşsun? Evet, yakayım şimdi. Nereye gidiyorsun? Oğlum var benim bir tane, 8 yaşında Poyraz. Ben onunla burada, birlikte... Poyraz burada. Burada zaten. Oğlumla birlikte bütün gün gezeceğiz, tozacağız. Oğlumla boynu geçmiş maşallah. Öyle oldu Uğurkan Bey, evet büyüdü bayağı. Tabii kocaman oldu. Nasıl kombini? Evet, ceket, blue jean yakışmış mı? Ne giymesi lazımdı Poyraz? Şimdi... Alayım şuraya yazayım puanı. Dur. Ha, ama yorum yap ya. Önce. Yorumunu yap. Ama anlamak istiyor direkt. Şimdi. Kalemi de almıyor. Yalnız ne yazarsa kabul edeceğim ha. Oo, vah. Ona göre hiç peri ilgilendirmez. Ben ona hiç güvenmiyorum. Şu an bence Yıldız yapıyor. Aynen. Elini okuyabiliyor. Nereden bildin? Hayır, sürpriz var. Yıldız yapmıyor. Eyvah Hilya. Yıldız 3. Yıldız 3. 3. Kusura bakma. Kusura bakma. Almış oldu. Hazır, ilk puanın hazır. Ay, ben tatlı. Daha yüksek verecektim ama ne yapalım 3 demek ben... ki. Poyraz, şaka yaptın değil mi? Seni bir... Şaka yaptın derdine. Öpeyim, gel buraya öpeyim. Gel. Çok teşekkür ediyoruz. Maşallah. İyi ki bizleydin. Poyraz gel. Gel. Ne dedi? Beni de puanlasın. Tekrar yeni puanla. Seni Yasemin puanlasın. Şeker 3 veriyormuş. Anne de şöyle diyor. 5 yaz. Yahu niye değiştiriyorsunuz? 3 verdim ben. Niye değiştiriyorsunuz? 3. Hayır, şaka yaptın. Beni ilgilendirmez. 3. 1. Getirse oynama işte. Bak 1. Kusura bakma. İnanılmaz bir çocuk ya. 1. Gerçekten inanılmaz Gülşah Hanım. Yani ver o benim. Sen de değiştirelim. Ben 1 verdim. Poyraz. Sonra da 1 versinler de gör gününü. Poyraz verdi. Şok ettin beni, şok. Yorumlayın efendim. Evet, Yasemin. Ver, o benim kalbim. Sen yorumluyorsun Yasemin. Ben beni yorumlayayım. 1 al da gör gününü. Merak ediyorum. Yasemin yorumlasın seni. En beğendiğin, en sevdiğin. Çocuğu da nasıl çekiştiriyorsun? Nasıl bir şey anlarsın? Evet. Hoş geldin Poyraz. Hoş bulduk. Konseptin annenle bir gün geçirmek. Evet. Harika. Çok güzel, spor, stylish bir tarzın var senin şu anda. Lütfen ellerini şöyle bir açar mısın? Harika iki blue jean rengini bir araya getirmişsin. Evet, biraz. Çok iyi duruyor. Asla sırıtmıyor. İki tane farklı jean bir araya geldiği zaman... Farklı renklerde çok iyi durmaz genelde ama sen çok iyi olan renkleri bir araya getirmişsin. Evet. İkisi birbiriyle çok iyi. Kolajını çok beğendim. Okula giderken kullanıyor musun bu kolajı ceketine? Evet, kullanıyorum. Harika. Bazen. Lütfen ayakkabılarını da gösterir misin? Ayakkabılarım böyle. Nefis. Daha iyi göstereni görmedim. Ama fiyatlarını da versin. Tamam, fiyat da alalım. Kolyeni de çok beğendim. Çok yakışıklı görünüyorsun. Gözlüklerin de ayrı yakışmıştı bu arada. Ayakkabım 650 lira. Tamam. Bu 100 lira. Harika. Bu 400 lira. Evet. Nefis. Bunu bilmiyorum. Nefis. 100 lira herhalde. Annen sana iyi bakıyor demek ki. Evet. 100 lira herhalde. Başka yok. Puanlar. Puanlar. Poyraz. Yıldızlı 5. Tamam. Poyraz, yıldızlı 5. Poyraz, kalpli 5. Tamam. Poyraz, şarkılı 5. Yıldızların altında. Şimdi... Çok teşekkür ediyoruz.
Oğlum sana... Bir şey isteyelim tabii ki, mi? Tabii ki. Giderken lütfen annenin yürüyüşünü yaparak gider misin? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Anneniz nasıl yürüyor ki annesi? Şimdi yapayım mı? Göreceğiz. Bay bay ben gidiyorum. Poyraz'ı alkışlıyoruz. Poyraz, görüşürüz. Bay bay. Harikasın. İyi ki gelmiş. İyi ki geldin. Çok tatlı, maşallah. Bitti sana ne söyleyeceğim? Notun da verildi, puanın da verildi zaten. Otur bence. Evet. Ay harikaydı. Tabii ki ikinci tercihiydi bu. Onu ben sileyim. İlk tercihini yazayım, 3 yazayım. Dursun'a 3 yazayım. 5 yazıyordu ama bir ara görüldü değil mi Serdar? Evet. Beni ilgilendirmez. Oğlun verdi bu numarayı. Evet. Evet ben tabii ki yorum yapmıyorum artık Gülşah'ım. Evet. Poyraz yaptı zaten. Evet hoş geldin. Hoş fiyatlarını buldum. Da aldık. Jean'in olağanüstü güzel. Olağanüstü bir seçim. Bir bakayım Jean'ine. Yani hayret boyuna göre bir Jean bulmuşsun sonunda. Aynen. Çok güzel. Deri bir ceket. Değil mi? Evet. Ayakkabılarınla uyumunu. Bu ekru ceketini ve içindeki beyazı sevdim. Çantana bayıldım. Güzel böyle bir anne çocuk günü çok rahatlıkla, çok da rahat bir kıyafet var üstünde. Beğendim Hülya'cığım. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Hülya'cığım çantanı ben de çok beğendim. Evet. Galiba koyu vizon rengi. Vizon. Ayakkabılarını da, spor ayakkabılarını da çok beğendim. Kesinlikle çok beğendim. Biraz önce o kadar güzeldiniz ki podyumda. Allah ağzınızın tadını hiç bozmasın. Amin. Hep böyle maşallah. Amin. Hep böyle kalın. Nazarlardan cümlemize korusun. 5. Teşekkür evet, ederim. Evet, 5 kızım. Teşekkür ederim hocam. 5 Hülya'cığım. Teşekkür ederim. Bir 5 yazamadım bugün. Arkadaşım beş. Al 5 yazamadım. Eliniz bitmiyor Picasso. Mu Serdar Bey? Al 5 veriyor canım Serdar'da. Ama görmem lazım. Hı? Çok beş. Teşekkür ederim Serdar Bey. Sağ olun. Senin yerine uğurluyoruz. Elisa'yı podyuma alıyoruz. Elisa, ilk geldiğin günkü gibisin. Evet, benziyor. Daha dün gibi aklımda o geldiğin ilk an diye ben. Evet, sen anlat bakayım. Niye böylesin? Ben bugün annem beni karne günü okul çıkışı almış. Annemle beraber gezmeye gideceğiz. Ha sen çocuksun. Anne, çünkü dünya seni sana demişti. Aa Elisa bile anne olacak dedi. Ve sen çocuk olmayı tercih ettin. Neden? Bilmiyorum. Kendimi anne olacak gibi hissetmedim. Çocuk olmak istedim. Annemle bir gün geçirmek istedim. O zaman beraberiz demek ki bugün seninle. Ben seni okuldan almaya geliyorum biraz sonra. Evet. Karne günü annem beni almış. Beraber İstanbul'u gezeceğiz. Tabii hikayeni biraz biliyorum ama sen peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Ben çok sessiz bir çocuktum. Çok içine kapanık bir çocuktum. Öyle. Yorumlayayım mı? Ayakkabılarım ve çantam 100 TL, çoraplarım 50 TL, eteğim 499 TL, üstümdeki gömlek 165 TL, takılarım da 65 TL küpelerimle beraber. Peki karne günlerini hatırlıyor musun? Karne günlerimi evet hatırlıyorum. Peki nasıl geçerdi? Notlarım hep iyiydi. 10 numaraydı. Eminim. Peki... Evet. Eve karneni götürdüğünde nasıl karşılanırdın? Ya karneyi almaya gelmiyorlardı genelde. Karne günü hiç alan olmamıştı. Onun için bugün annemin karnemi almasını istedim daha doğrusu. Normalde karnem alan olmuyordu. Eve götürünce de bakmıyorlardı çok fazla, ilgilenmiyorlardı yani. Başka çocukların anneleri geliyor. Sen iyi notlar alıyorsun. Ve karnene bakmıyorlar. Olsun ya, hiçbir şey olmaz. Hiç oyuncakların var mıydı? Oyuncaklarım hiç yoktu. Hiç? Bir kere annem yapmıştı yastıktan böyle bir oyuncak. Ben küçükken en büyük hayalim anne olmaktı. Hep böyle okulda hocalar falan sorardı ilkokulda. Anne olmayı çok isterdim. Bir de küçükken daha birinci sınıftayken 19 Mayıs ya da 23 Nisan hiç hatırlamıyorum. Öyle bir gösteri vardı okulda. Ondan sonra okulda gösteri falan olacak. Okulda da kombin, kot etek, bir de beyaz gömlekti. Neyse okula gittik falan. İşte tam provalar oluyor. Ben provada etek giymedim. Herkes etek giymiş. Ben de pantolon giyip gittim. Kızlar da beni kenara çekti. Sıkıştırdılar. Dediler ki ben çok sessiz, içine kapanık bir çocuğum. Dediler ki senin dedi neden eteğin yok. Okul çıkışı benim annem beni almaya geldi. Evimiz çok yakındı okula.
Dedi ki annem, ben anneme dedim ki anne dedim benim dedim neden eteğim yok. Annem o gün, annemin o gün ağladığını gördüm. Bir daha annem hiçbir zaman benim neden bunun yok demedim. Ondan sonra annem, bizim teyzemizin durumu çok iyiydi. Bizim durumumuz kötüydü. Teyzemin kızı vardı benden 3 yaş küçük, kuzenim var benim. Onun kot eteğini istedi. Ben de o gece bana kot eteği verdi. Ben de o kadar çok beğendim ki hiç öyle eteğim olmamıştı. Giydim o gece o etekle uyuyorum. Sabahleyin de gösteriye çıkacağım. Kız geceleyin kuzenim ağlıyor annesine. Diyor ki benim eteğimi nasıl verirsin şöyle böyle. Saat gece 3 hiç unutmuyorum. Kapıya eteği almaya gelmişlerdi. Annem de beni uykudan uyandırdı. Kapıda üstümden eteği çıkartıp verdi. Onun için bugün de böyle bir kombin yapmak istedim. Etekle. Güzel kızım benim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Gözlerinizin güzelliği, sizin güzelliğiniz. Yani şimdi o kadar çok şeyler söylemek istiyorum ki yarışmayla falan hiç alakası yok. Yani bu hikayeleriniz beni çok etkiliyor. Ve bir şey söylediğim zaman sanki ayırıp kayırıyor gibi olurum. Halbuki ben yeri gelince sana çok kötü puanlar da veriyorum. Çok iyi puanlar da alıyorsun. Kendin alıyorsun zaten. Ama yani bu bana çok... Aa konuş. Bu bana çok dokunmamış. Elisacığım. Hani biliyorsun bize küçük küçük bilgiler geliyor. Kaç yaşındaydın o etek mevzusu olduğunda? Ve birinci sınıfa gidiyordum. 7 mi oluyor? Aa. 6, 7. Aynen 6, 7. Hep ben annemin elini tutup annemi gezdiriyordum. Bugün de... Annem beni gezdirsin. Annem beni gezdirecek dedin. Hayat o kadar enteresan ki mesela yarışmacılarımızın bazılarıyla ortak hayatlara sahip olduğumuzu görüyoruz. Mesela ne zaman dedin ki ben küçükken çok içine kapanık bir çocuktum. Ben de öyleydim. Benim de annem, babam her gece bir kaos vardı. Ve içine kapanık. Ah. Ve çok enteresan. Mesela düşündüm. Benim de oyuncağım olmadı küçükken. Yani o her gece yaşanan o kabuslu gecelerde etrafımdaki gördüğüm çocukların oyuncağı bile benim eksiğim diye hiç ihtiyaç duymadım. Yani benim oyuncağım yok diye hiç üzülmedim. Ben de aynı şekilde. Çünkü ailemin içinde yaşanan o kötü gecelerin ertesi sabaha da çünkü kendine gelemiyorsun. Çünkü bir daha bir sonraki gece de aynı şeyler yaşanıyor. Ay mahvoldum ben. Yani tabii şöyle bir şey var. Hani seni gerçekten takdir ediyorum. Çünkü hayat bizleri daha güçlü, daha başarılı ve daha duyarlı insanlar olmaya zorluyor. Ve bu tarz insan yani bu şekilde bir insan olmaktan da çok mutluyum. Eminim sen de çok mutlusundur. Ben şu anki konumumdan çok mutluyum. Ben bundan bir seneki önceki hayatımda bu hayatımı hayal ediyordum. Gerçek oldu. Ve bu şu an hayal ettiğim hayatı da bir sene sonra yaşayacağım adım kadar eminim. Allah'ın hep hayallerle başladım. Hayatımda belki hiç ulaşamayacağım noktalar hayal ettim. Ama onlar hedeflerim oldu. Çalıştım ve onların hepsini yaşıyorum şu an. Ve daha çok hayallerim var. O nedenle lütfen hayal kurmaktan vazgeçme. Hiçbir zaman. Ve eminim çok çok daha başarılı olacağını biliyorum. Ben de biliyorum. Çok çok şirinsin. Çok teşekkür ederim. Çok şirinsin. Gerçekten yani çocukluğuna dönmüşsün. Seni tebrik ederim. Sağ ol canım çocuğum. Hayat bir sınavdır. Aynen. Hepimiz öyle veya böyle bu sınavlardan geçmek zorundayız. Başarıyla verirsek iyi şekilde hayatımıza devam edebiliriz.
Başarısızlıklarımız olursa ki hepimizde olabilir, inişlerimiz olur. Sen öyle özel bir çocuksun ki şu anda bile hiç kimseden hiçbir şey istemeden kendi kendine her şeyi çözebileceğine inanıyorum. Bu yaşta olacak iş değil aslında. Aferin sana. Arkadaşlarımın bütün söylediklerine kıyafetinle ilgili yorum yapmama gerek yok. Zaten katılıyorum ve direkt puanlarımı yazmaya başlıyorum. Evet. 5. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Taçlı 5. Bakayım. Taç yapmış. Nenem. Çok beş. Teşekkür ediyorum. 5 kızım. Çok teşekkür ediyorum. Elisacığım seni yerine alalım lütfen ve Esra'yı podyuma çağırıyorum. Evet, fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Botlarım ve çantam doya doya modaya özel 150 TL. Jean pantolonum, crop'um ve kabanım ve aksesuarım 690 TL. Evet. Bu kadar. Üstünün aksesuarı mı? Bu bir kemerdi şöyle. 5-6 tane çemberi vardı. Şuradan şöyle takılıyordu. Ben bunu böyle bir şey yaptım. Anladım. Konseptin nedir? Konseptim benim iki çocuğum var. Biri kız, biri erkek. Oh maşallah. Ben hafta sonu çocuklarımın biri erkek olan bana diyor ki anne beni buz pistine götür lütfen. Kız olan da diyor ki anne benim bugün dans okulum var. Hayır beni dans okuluna götür. Ben de diyorum ki tamam o zaman hazırlanalım. İkisine de uğraşamayacağım dermiş. İlk önce Maslak'ta Ayazağa'da bir AVM'ye gidiyoruz. Evet. Orada buz pistine götüreceğim erkek çocuğumu. Oradan da bir yemek yiyip birlikte dans okuluna gideceğiz kızım için. Leopar çok güzel bir leopar, beğendim. Sadece neden bu botları tercih ettin? Yani bu aralar seçtiğin bir... Düşürmüyor musun? Elisacığım, iyi misin? İyiyim. Oh Elisa. Minicikti. Canım Elisa. Ah benim bebeğim, bunu hiç kıyamıyorum ben ya. Hiç kıyamıyorum bu çocuğa ben. Bir lokmacık sevgilisin. Elisacığım, nasıl hissediyorsun kendini? İyi misin? İyi hissediyorum, iyi hissediyorum. Çok ağladın çünkü. Gel sen benim biraz yanımda otur. İyiyim. Gel sen benim biraz yanımda otur, gel. Ay. Gel buranın ışığı iyi değil, ben de yanında durmak istiyorum yani senin. Yani yanında oturduğu an zaten bugünkü konsepti tamamlamış oluyorsunuz. Anne ve kız. Evet. Jürisi olarak anne çocuk günü yaşıyoruz. Geçiriyorlar. Siz oturun lütfen. Otur sen. Ben yiyeceğim seni. Senin kucağıma oturtmam lazım, Yasemin oturtuyor. Otur burada. Bu botları sana yakıştırmadım. Kaba botlar. Daha böyle sivri burun, ince topuklu bir şeyler gelseydin... Benden 5 alırdın. Üzerindeki parça dışında, leopar dışında hiçbir şey beğenmedim Esra. Bu ne hal? Bu ne hal? Üstündeki manton çok şık, çok özel. Bu kıyafetlerin içine de ben bunun giyilmesini, üstüne de giyilmesini düşünebilirim ama... ayakkabılar ve ayakkabıların üstüne düşen o cininin, o küt ve kaba görünümlü ayakkabıların üstüne düşüp... ve pot yapması. Şöyle görmüyorum, şunu da görmek istemiyorum. Ne hoş, ne şık, ne asil diyorum. Aşağıya iniyorum, ne yapmış bu çocuk kendini diyorum. Bütün problem orada. Senin gibi bir kızın ki ben senin dikkat ettiğini bilirim çok şeye. Burada nasıl yanılgıya düştüğünü anlayamadım. Teşekkür ederim. Yaşam. Üstündekinden bende de var. Bayıla bayıla almıştım. Çok beğendim o üstündekini ama içini komple siyah isterdim biliyor musun? Çünkü o öyle çok hoş ve havalı dururdu. Buradaki bu espriyi sevmedim. Sen bu bir kemerdi ve sen bunu böyle yaptın. Başka aksesuarın var mı? Yok. Peki bu ayrıca aldığım bir parça değil mi? Evet. Kemeri. Evet. Böyle kullandın. Yani botların benim için asla olmaz. Onun öyle gözükmesi hiç beğenmiyorum. Ya ben sana dün ne dedim? Bomba buraya gibi dedim, gel. Bomba gibi gel dedim. Evet, şahane bir parça almışsın üzerine. Ama işte o seni kurtarmıyor. O çanta ve o botlar olmuyor.
4. Esra'cığım. Teşekkür ederim. İyi ki beğenmedin. 2. Teşekkürler. 3 kızım. Teşekkürler. 3 kızım. Teşekkürler. Evet. Pekala, öyleyse Esra'cığım seni yerine alıyoruz ve Eda geliyor. Ya hepinize bedelim ya, alkışlamayı bilmiyorsunuz ya. Aşkım sen varken gerek yok. Merhaba. Merhaba, pamuk şeker mi aldın? O ben almadım ama birisi bana getirdi. Hı, Aleyna da bana getirecekti de. Hep kandırdı. Bak pamuk şeker var, hoş geldin. Hoş buldum. Kim getirdi pamuk şekeri? Yakışıklı bir bey getirdi. Ay, kimmiş o? Böyle benim için en yakışıklı, en tatlı, canımın canısı. Oh. Evet, o getirdi. O zaman. Büyük alkışlar. Furkan geliyor. Evet. Ay, köpek. Ben çok korkuyorum köpekten. Merhaba. Çok güzel. Felaket korkuyorum. Çok güzel. Hoş geldin Furkan. Ben tutayım. Ay, çok güzel. Max, otur. Ne, Max mı adı? Max. Otur. Max. Wow. Patı ver. Ver. Evladım, ben buradayım. Dur bir dakika. Hoş geldin Furkan. Hayatım ışıltılı hayat, o seçmeni. Nasılsın? İyiyim. Otur. Bir dakika. Max'i kameraya alıştıracağız ama birazcık Furkan'la tanışalım. Ne kadar yakışıklısın, bu ne hava? Bu yeni jenerasyonun çocukları böyle galiba, kolyelerle bakar mısın? Hepsi tabii canım, bunlar hepsi öyle. Şapkalar ters. Evet. Aslan da öyle aslan, mi? Aslan der şimdi yeni. Böyle, ben onu giymem, böyle yapmam. Bir de saçlarını uzattı, saçlar burada. Aslancığım saçını keselim oğlum. Hayır diyor, niye diyor, böyle yapacağım diyor falan. Böyle aşık mı oldu, ne oldu ben de anlamadım. Keşke bak, gelseydi bugün ama o da bugün hasta. Çok yakışıklı aslan. Evet. Canım. Hoş Aslancığım, geldin Furkan. Aslancığım, öpüyorum kocaman seni. Çok tatlısın, nasılsın? İyiyim. Aa, beni özledin mi? Asla görüşemiyoruz. Çok şükür bugün görüştük. Nasılsın? İyiyim. Ah, ne güzel. Ben deyim. Max'im artık pati vermek Furkancığım, ister misin? Pati ver. Gel benim yerime otur sen de, gel. Furkancığım yerini Hoyraz'a verdi. Gel ya, şöyle seni maşallah alalım. Maşallah sana. Sen kaç yaşındasın? Bu otur, ne otur, hava? Rahat rahat otur. Bu ne şıklık, lütfen. Bakayım tırnaklara. Tırnaklar kesik yemiyor. Şimdi anneler belli. Evet, Gülşah'dan tırnaklara bakıyor. Evet, 23 Nisan'da ben de koltuğumu 50 sayı vereceğim. Nasılsın? İyi. Derslerin nasıl? Yani. Bir nasıl güzel. Yani, teşekkür aldın. Wow. Ne kadar mütevazısın, teşekkür ederim. Annen de çok mütevazı, biliyor musun? Hiç burada sesi çıkmıyor. Hiç, biz konuşsun diye neler yapıyoruz, asla konuşmuyoruz. Furkan, ben çok konuşkan bir kadın mıyım? Evet. Peki annen evde neler yapıyor Furkan? Bize bir anlatsana. Evde yok ki. Evde yok, doğru. Annen ütü yapmayı bilmiyor. Senin ütülerini kim yapıyor Furkan? Ütü yok. Annen güzel, çok güzel yemek yapıyor hazır mu Furkan? Hazır fırına vereceğim. Aslan, bu dolmalar, analı kızlılar, yuvalamalar. Yapıyor mu bunları? Gerçekten yapıyor mu yemek? Yapıyor. Evet. Ya. Ay, ne kadar güzel. Zorlama evet var diye. Çocuğum ben yemek yapmıyor muyum? Yapıyorum. Yapıyorsun. Ha, teşekkür ederim. En sevdiğin yemek. Mu? Ay, bize bak yalnız teker teker gidelim çocuğun üstüne. Mantı. Kendi mi açıyor mantıyı? Yok. Hazır mı alıyor? Evet. Onu ben de yaparım. Ne ama öyle? Ama en çok mantı seviyor. Evet. Peki annene gelmeden önce dur burada bakayım, ben tutmaya çalışayım. En beğendiğin gitmek yarışmacı istiyorum. Veya hayatım bana ver. Annem. Sen, seni ya. Furkan yorumlasın, evet, bekle. Çocuklar otur. Böyle en çok annelerini otur. Beğeniyorlar. Otur. Tabii ne yapacak, gidecek Hülya'yı beğeneceğim diyecek hali yok Furkan'ın. Boynuzuna gidip Eda'yı beğendim diyecek hali yok. Otur. Furkan, peki sana bir tane bir anımızı anlatsana. Zipline'da ne yapmıştım sana? Sen çok korkmuştun. Nasıl o korkunu yenmiştik? Yükseklik korkunu. Hadi anlat. Zipline Mersin'deyken şimdi, sana neler yaptım? Çok yüksek bir tane zipline'dı. Merdivenlerden çıkarmıştım. Ondan sonra anne ben şuna bağlama atma dedim. Ben bağladım. Ben böyle aşağı bakıyorum, yok diyeceğim. Çıkart diyorum. Çıkartma. Beni itti. Ya. İtti. Nereye itti? Ne yaptın? Diye bağırarak. Evet. Ve yükseklik korkusunu yendik sonra yendik hep. Yendik mi gerçekten? Çalışıyor mu öyle bir şey? Aynen.
Bir daha peki çıkıp yaptın mı? Yaptı. Yaptın. O zaman yenmişsin. Kaya tırmanışı ama da yaptı. Ama çok korkmuştum. Pekala, bir dansınız vardı galiba evet. Sizin. Öncesinde bir anneni bir yorumlar mısın? Nasıl şu anda kombini anneni? Fiyatlar neler? Ay, yerim sen. Merhaba. Ayakkabım ve şu çantam. Şu an benim yerimde. Merhaba Serdar Bey demen lazım. Peki. Merhaba Serdar Beyciğim. Hayır ya, Furkan'a direkt. Furkan çünkü burada ve onu tam yaşasın. Furkan'a lütfen. Furkiş'cim. Ayakkabım ve çantam 150 TL çocuğum. Kombinim 500 TL. Takılarım ve güneş gözlüğüm 135 TL. Oldu mu evladım? Çantam. Oldu. Çantam ve ayakkabım 150 TL. Ha, anladım. Nasıl, beğendin mi annenin yaptığı kombini? Evet, çok güzel. Çok güzel. Dans edecek misiniz bize? Böyle bir not var önümde. Yani küçük bir şeyler mi? Hadi yapın. Furkan'la, Hülya'ya da Poyraz'la ne güzel anılar kaldı size böyle bence. Evet. İnanılmaz güzel dans ediyorsun sen. Furkan'cığım, gitmeden önce senden bir şey rica edebilir miyim? Anneni puanlamadan gitme bence, gel. Tamam. Gel lütfen. Gel. Gel. Aha. Gösterme. Kaç puan bekliyorsun de bakalım. Kaç puan bekliyorum? Öyle bir rakam yok. Çok yüksek bir puan bekliyorum. Ya çok tatlısın. Güzel bir renk yazdı. Aferin sana. Çok teşekkür ederiz Furkan'cığım. Canım Furkan. İyi ki katıldın. Öyleyse Furkan demek alkışlarla uğurluyorum. Şöyle çok öpüp. Hoşça kal Furkan'cığım. Bay bay. Bay bay. Peki konseptin nedir? Detay ver lütfen. Az önceki familya, benim familya. Onlarla beraber Bebek'te önce kahvaltı yapıyoruz sahilde. Oradan çıkıyoruz. Max'i ya eve bırakacağım ya arkadaşıma bırakacağım, bir yere bırakacağım. Ondan sonra o Eyüp'te, Gazi Osman Paşa'nın aşağısında Eyüp'te açık bir büyük Luna Park yapıldı biliyorsunuz. Oraya götürüyoruz. Ondan sonra hediyesini alıyoruz. Hamburgerlerini yiyoruz. Sonra artık eve gidiyoruz. Hamburger. Canım en çok bu dünyada sevdiğim yemek double cheeseburger. Benim de cheddarlı. Üf. Çok severim. O yüzden köfte gibiyimdir. Hep yemek yerim. Gerçekten 5 öğün yerim. Tamam. Çok güzel. Ben seni çok beğendim. Keyfiniz bol olsun inşallah sizin de her daim. Teşekkürler. Ne haber Eda? Teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederiz. İşte bir anne Luna Park'a alır çocuğunu. Bu şekilde de rahat rahat gidebilir. Gayet güzel. Hele o çantan oradaki çok hoşuma gitti. Bakayım nasıl o bir çanta o? Belden bağlanmıyor değil mi? Yok hocam. Sırt ya da göğüs olarak. Göğüs yapıyorsun. Ben daha çok önde tercih ediyorum çünkü zırt pırt anne telefonumu ver, anne şarjımı ver, anne suyumu ver dediği için şurada olması kanguru daha konforlu yapıyor beni. Allah bağışlasın. Amin. Furkan'ı sana, Poyraz'ı da sana, Hülya'cığım. Hep mutlu olun. Ne güzel şeyler bunlar. Çok konseptine uygun bir kılıkla geldim. Bir de hoş ve havalı duruyor eşofmanın. Dansı muhteşemdi. Pek bir şey yapmadım. Bir gün ama gerçekten konsept yapmak lütfen istiyorum. Lütfen bir gün gerçekten bir şey yap. Çünkü ben izlemek isterim. Furkan öyle. Onur duyarım size izletmek. Çok tatlı. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Böyle bu kadar. Ben teşekkür ederim. Gözlüklerini takabilir misin lütfen? Tabii ki. Bize çantanı sırtında görebilir mi? Çok havalı ya. Hani bir de yakışıyor mesela yüzüne bu gözlükler. Evet. Herkese yakışmaz. Öne geçiriyorum dedin. Zırt telefon zırt. Yok yok, ben bir de arkasında görmek istedim. Ha, sen mi söyledin onu? Tebrik ederim. Şık ve sporsun. Çok beğendim. Teşekkürler. Kadar. Öyleyse Eda'yı puanlıyoruz. En güzel çizdiğim burada puan 5 ya. Bana hep 5 verdirseniz keşke. Gerçekten en güzel 5 çiziyorum bence. Hocam biz de en çok 5 almak istiyoruz zaten. 5. 5 kızım. Teşekkürler. 5 kızım. Teşekkürler. 5 Eda'cığım. Wow. Manyak. Aleyna, hadi gel bakalım, sen de wow diyeceksin mi? Aleyna ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Kız mı erkek mi isterdin? Yani tabii ki
sağlıklı olsun denir ya önce. Tabii sağlıklı olsun. Erkek ya da kız sonuçta benim evladım. İçinde bir his vardır mesela. Kız çocuğu. Nereye gidiyorsun çocuğum? Çocuğunla. Kaç tane çocuğun? Bir tane. Kızım var. O da aynı böyle benim gibi giydirdim onu. Biz çiftliğimizde bir pazar sabahı kahvaltı yapacağız. Sonra at bineceğiz kızımla. O kadar iyi yırttın ki şu anda. Evet. Bak, ben bu kıyafetle ne olacak diyecektim. Ama şey ona konseptime göre bilerek böyle giydim ya zaten. Dur bakayım diyordum ne olacak. At fiyatları bineceğiz. Da söyle çocuğum. Çizmem ve çantam 150 TL, taytım ve badim 180 TL, kemerim 80 TL, trenç kotum 300 TL, gözlüğüm de 55 TL hocam. Anladım. Üstündekini çıkarabilecek miyim? Bir mahsuru yoksa çıkar. Şu şeyi görmek istiyorum, şu bluzumda. Wow. Çok güzel şeyler şunlar, çok hoş. Aleyna'ya bakar mısınız? Aleyna var, yıkılıyorsun şu anda. Üf. Ben bir şey söylemeyeyim, Gülşah'ın sözünü... Hayır. Gülşah'ın sözünü tekrar ediyorum. Yıkılıyorsun şu anda. Teşekkür ederim. Yani başka bir şey söylemiyorum Gülşah'ım. Yani diyecek bir şeyim yok Aleyna, çok beğendim. Yani zayıfladın git sana kilo al dedim, vazgeçtim kilo alma. Yasemin Hanım hareket halindeyiz ya her sabah. Hamburger yiyorlar hocam. Hayır bir de şöyle bir şey var yani siyah bir kere çok yakışmış. O kadar güzel bir fiziğim var ki. O kadar iyi bir fiziğim var. Her yerin orantılı. Teşekkürler. Aferin kız. İkinci gün yine bak yarın bakalım nasıl geleceğim. Tabii. Aleyna'cığım. Aynı fikirdeyim arkadaşlarımla. Şayet ki konseptin nasıl çiftlikte ve at binmeyecek olsaydın. Serdar hep bunları boşuna mı aldın? Bu çizmeleri boşuna mı giydin? Tebrik ederim. Lütfen böyle devam et. Teşekkürler Serdar Bey. Fıstık gibi görünüyorsun. Teşekkürler. Gözlüğünü tak lütfen. Seni bir de öyle görelim. Kızını da hayal ettim küçük böyle. Küçücük böyle. İnanılmaz. Saçını toplamanı da çok sevdim. Böyle ilk gün gibi takım giydin. Ama korkunç kombinledin. Çok saçma. İçine giydiğin o top çok alakasız. Bunun içine giyemezsin. Bu kadar keskin bir geçiş yapamazsın. Çok sevdiğim bir kahverengidir bu, bronze. Çok severim, çok da kullanırım. İçine o body giymeyecektin beyaz parçayı. Önünü kapatacaktın. Asla bu ayağındaki beyazlar da olmayacaktı. Belki yine aynı tonlarda bir, hadi spor ayakkabı istiyorsan, bir spor ayakkabı ama yine yakalayan bir ton olmalıydı. Biraz hani renk koyu ya, yumuşatmak için asla açıkçası. Beyaz olmaz. Eline aldığın siyah çanta ne alaka? Ama anneler hep böyle takıyor. Bir de inanmıyorum. Yani bizim oradaki anneler diyeyim. Anne çocuk günü yapıyoruz. İki çocuğunla, iki çocuğum var dedin. İki çocuğunla keyifli, neşeli bir gün geçirmeye gidiyorsun. Maşallah yüzün mahkeme duvarı gibi. Çünkü kombininin ne kadar berbat olduğunu sen de biliyorsun. Kusura bakma Ayça'cığım, özür dilerim. Bu arada biraz yersiz yorum yapıyorum ama... Bizim oradaki anneler diyecek kadar da bu cümlenin arkasına sığınıyorsun. Sığınmak değil. Biz burada değil. Şaka yapıyor gibi bir halimiz var mı? Ben de şaka yapmıyorum Gülşah'ım. Sen şaka yapmıyorsun zaten. Sen gayet ciddisin. Evet. Sen son derece nerede olduğunu bence bilmiyorsun. Sende bir yarışmacı ruhu da yok. Çünkü üzerinde bir kombin yok. Çünkü bununla bu gömlek giyilmez. Çıkart gömleğin üstünden. Çıkart bir gömleğin üstünden. Tabii. Ve bunun üzerine bu gömlek, bu bluzun ama sonuçta buralar gözükmüyor ki. Ben demek sonuçta buraya böyle çıkmadım. İnanmıyorum. Benim karşıma bu cümleye geliyor musun gerçekten? Evet, geliyorum. Çıkmadım ama. Sen gerçekten bunu söyleyebiliyorsun değil mi bana? Gülşah Hanım, ben şu an buraya bu şekilde geldim ve size diyorum ki bu kombinim bu. Bu şekilde. Hayat biz yani onu görüyoruz. Biz de senin ne kadar yanlış bir kombin yaptığını izah ediyoruz. Tamam evet sen ben zaten bana... şu an bunun üstüne şunun şu tarzın olmayacağının farkındayım. Ama fark ettiyseniz bununla burayı kapatıp sadece burayı göstermek istedim. Ama burası da olmamış. Ona da saygı duyuyorum bu kadar. Ben bunu bilmiyorum Gülşah Hanım de. Bilmediğim için ben böyle giydim de. Ama siz bana söylüyorsunuz ben de o zaman öğreneyim. Bilemiyorum. Zevksiz ve vizyonsuz bir kızım da biz de seni doğru yönlendirelim. Zevksiz olduğumu yani zannetmiyorum. Zevksiz bir kızsın. Sen hayır şimdi böyle değilim. Gerçekten bir vizyon sahibi bir kız olduğunu evet. Düşünüyor musun? Evet düşünüyorum.
Gerçekten mi ya? Aynen öyle. Bah, bah şöyle arkadaş. Bundan sonra. 23 yılımız boşa geçmiş bizim. Vay 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 vay. Sen bu kılıkla bu yarışmaya devam edemezsin. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Rica hepsi ederim. Konuştular, ne demek? Sıra bende. Evet. Nasılsın kızım? Pardon, ben atlamışım lafı zaten. Pardon, rica özür dilerim. Rica ederim. Zevksiz bir şey görünce tutamıyorum kendimi, biliyorsun, alerji geliyor. İyi misin geliyor kızım? Evet. Ben bu renkleri çok severim. Kahverengiyle beyazı ve çok da kullanırım. Kahverengi giyinmeyi her zaman istemem ama giydiğim zaman da beyaz ya da daha kırık beyaz çok severim. Ama sen bu üstündeki gömlek ve pantolonun güzel ama içindeki beyazın yanlış. Eğer bu gömleği giymeyip o beyazınla sadece olsaydın ama çantan ve ayakkabın farklı olsaydı tabii ki olabilirdi. Ama şimdi sen bunu giydin, bunları giydin. O içindeki beyazın abiye olduğu, önü açık olduğu için zaten anlaşılıyor. Bir tişört, dümdüz bir tişört giyer. V-yakalı beyaz tişört olur. Giyer, şu üstündekini de şunu şöyle şurada bağlardın. Bir tarz verirdin kendine mesela, oraya sarkıtacağını. O zaman belki o beyaz bile bu kadar gözüme sırıtmayabilirdi. İnşallah yarın dikkat edersin bütün konuşmalara. Teşekkür ederim. Tamam kızım. O çanta, bu kıyafetle katiyen olmaz. Evet, puanlar. Açacığım. Teşekkürler. İki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür. Bir. Ayça, bir ara düşündüm 3 mü vereyim diye ama olmaz. Şimdi Esra'ya 3 vermiş bir adamım ben. Ben sana onun için 2 vermek mecburiyetindeyim kızım. Ayça, 1. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, yerine oturuyorsun. Ve ne diyoruz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Ne diyoruz? Puanlar. Tabii puanlar derken bir de bekliyorsunuz siz de bu sürpriz. Evet. Neymiş? Onlar da bekliyor. Evet. Sizler de bekliyorsunuz. Biraz sonra onu da söyleyeceğim. Merak etmeyin. Az sonra söyleyeceğim. Önce bir puanları okuyayım. Aman Allah'ım, bugünün birincileri. Önce o birincileri söyleyeyim zaten. Hülya 20 puan, Elisa 20 puan, Eda 20 puan, Aleyna 20 puan. Kutluyoruz. Wow. Tebrikler. Tebrikler. Ayça kaç puan? Hesaplamadım. 6. 6 puan Ayça. Esra 12 puan. Özlem 9 puan. Ayça bugünün sonuncusu oldu yine. Çocuğum. Yine. Yine değil. Dün 4 numarayla konsept dışı olarak Esra'ydı. Esra'ydı. Dikkat et. Dikkat et çocuğum. Kaç günümüz kaldı? 2. Sürprizimiz neymiş? Ben çok merak ediyorum. Önce alışveriş yerini söyleyeyim bakayım. Ümraniye. Kadıköy. Hayır, Ümraniye. Bakırköy. Bakırköy mü? Gerçekten Kadıköy. Ümraniye. Beşiktaş. Kadıköy. Kadıköy! 3 kişi bildi. 2,5 kişi bildi diyoruz. Evet, şimdi komutla hareket edeceğiz. Nasıl? Bu hediyeleriniz oradaki kırmızılar için. Sen o kartını öyle yapma. Yok yok, göremezler artık. Şimdi ben 3-2-1 diyeceğim. Alacağız hemen. Hücum diyeceğim. Gerçekten mi? Gideceğiz orada. Yerinize oturuyorsunuz. Seçeceksiniz. Hemen tık alacaksınız. Tekrar yerinize geleceksiniz. Açıp atabiliyor muyuz? Ama aynı noktadan başlasınlar. Hayır. Evet. Aynı anda. O zaman şöyle yapalım mı? Nasıl? Bence o poşetleri tam ortaya koyalım. Aa, hepsi birden de böyle yapsın. Olur. Öyle tamam. Yapalım ben. Hadi oturun. Siz oturun. Herkes aynı pozisyonda oturacak. Evet. Herkes aynı pozisyonda oturuyor. Şöyle otursun. Herkes aynı pozisyonda oturuyor. Öyle değil, öyle değil. Şöyle yapalım bak. Kayan, şöyle yapalım. Ya ortada. Tamam. Buraya yanaşıyorsun. Evet. Süper. Tamam. Şimdi ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Otur. Yerlerinize oturuyorsunuz. Hocam Eda ucunda oturuyor. Hayır, yanaş. Yanaş. Herkes bak şimdi Furkan'ı çağırdı. Herkes tam otursun yerine. Yanaş, tam oturuyorsunuz. Tamam, tam hadi. Oturuyorsunuz. Ay. Üç. Hayır. 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 Hücum diyeceğiz. Üç, iki, bir. Hayır, otur. Dayan arkaya. Dayan arkaya. Üç. Dayan, bir dakika. İki, bir var. Üç. Dayan arkaya. Dayan arkana. Biri duyduğunuzda koşun. Tamam. İki. Bir! Hücum! Çok güzel. Hayır, hocam. İlk ben aldım. Hayır. İlk ben aldım.
Hayır, ben tutamam. Yemiş yemiş. Bunlar kaldı. Hülya bir orada kaldı. Alacağım seni en son alacağım. En son olan şanslıdır. O zaman ben ikisini alayım. İkisini de alıyor. Ben mi? Dur. Aa, sen almadın mı? Yok. Kolum acıdı. Al. Evet, hocam açabilir miyiz? Açmıyoruz, aldık. Kapış kapış aldınız. Çok komik göründünüz ama çok şekerdiniz tabii. Ay, evet. Şimdi tek tek başlıyorum. Vermem. Temamız, konseptimiz yöresel şıklık ya, diyoruz. Ben açma özdesi. Açmayacaksınız. Başlıyoruz. Aç ve göster, paketi bana ver. Evet, aa, çok yakışacağını düşünüyorum. Hangi yöre sence? Bilmiyorum. Tahmin edemiyor musun? Antep mi acaba? Uşak. Hayır, Antep çok değil. Şanslısın, çok şükür. Siz, Hülya hangi yöre? Serdar hangi yöre? Ben Karadeniz mi? Serdar Hülya diyorum. Karadeniz değil. Ha şey, Efeler falan. Şey, evet. Ege bölgesi. Ege. Evet. Sana İzmirli. Karadeniz diyerek. Aç. Ege'den Karadeniz işte. Karadeniz'le alakası yok onun. Açmışım. Çıkar, öbürünü de al. Ay Hülya, seninki çok tatlıydı. İşte benimki Karadeniz bence. Ay, çok güzel. Ama. Hangi bölge? Ha? Kahraman. Hangi bölge? Ben bilebilirim bunu, anlayın. Ben bilirim. Hocam, ay, o bir şey değil ya. Evet, Marmara bölgesi. Keşke Hülya bunu sen alsaydın. Sonradan pişman. Ay çok güzel, ay, çok yakışacak. Wow. Çok güzel. Ay çok yakışacak. O bir ne? Sürü parça. Sence hangi bölge? Hangi bölge? Biraz zor bu bölge. Bir bakın, bir hocam, düşünün. Hemen hiç bilmiyorum. Hangi bölge? Hayır. Bakın. Güneydoğu. Güneydoğu. Güneydoğu bölgesi. Çok güzel. Esra. Ya muhteşem ya. Ben bayıldım konseptimize. Esra. Aç kızım. Aç bakalım. En çok şunu sevdim. İnanmıyorum Esra. Ya en güzel hangi bölge? Bir şey hocam, göremedim ki. Wow. Hangi bölge? Hangi bölge? Hangi bölge? Hangi bölge? Esra'nın üstüne girsin. Üstüne gir. İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu. Ay ne güzelmiş. Eda geliyorum. Açayım mı hocam? Harika ya, benden bittim bu konsepte. Çıkar bakayım neler çıkacak. Tam renkleri. Ay çok güzel renk. Evet. O Karadeniz. Bu var. Evet. Hayır, Karadeniz, Karadeniz değil. Değil. Hayır. Değil. Hepsini de Karadeniz dediniz. Hayır. Akdeniz akşamları. Sen nereye gidiyorsun sık sık? Akdeniz mi hocam? Evet. Akdeniz. Akdeniz bölgesi. Bu da böyle. Aa. Açayım mı hocam? Aç kızım. Çok tatlı. Hepsini mi yiyeceğim? Arkadaşlar bu... Bu yörelerin, bu bölgelerin danslarını biliyor musunuz? Ay galiba bana Karadeniz olur şimdi. Valla ben burada dansım öyle ya. Ay hepsi de Karadeniz değil, artı iki. Bu ne? İnşallah Karadeniz olur. Evet. Ne? Ay bu çok güzel bir yelek, bana getir ne olur. Doğu Anadolu gelinini. Doğu ben. Nerede? Sardara bak, bugün coğrafya bilir kişisi ki çekil kesildi. Keşke. Doğu Anadolu. Doğu Anadolu bölgesi. Bu ne peki elbise? Sana ne şanslıdır dedim hocam ama Karadeniz herhalde. Aki ve kırmızı siyah. Muhtemelen hep söylediğiniz. Karadeniz. Karadeniz. Karadeniz bölgesi. Bana gelmesi. Özlencin, yarın bir horon tepersin artık bize. Hocam hiç haber bir katmamıştın öyle havalı havalı. Seni yarın kusursuz bir kombinle bekliyorum bilirkişi olarak. Ve ama horon. Hocam sona kalan hani şanslı olur dedim ya, gerçekten benim memleketim bana geldi. Kusura yer yok. Nasıl buldunuz? Çok eğlenceli. Yarın çok keyifli olacak. Bakalım nasıl yapacaklar? Horon mu tepecekler? Zeybek mi oynayacaklar? Akıllarına ne geliyor? Hepsini yarın hep beraber izliyoruz. Kaçırmayın. Yarın kesin tekrar burada buluşuyoruz. Ve diyorum ki... Tüm bölgelere diyoruz ki selam olsun Türkiye'nin.